Herkese merhabalar. Smyrna'dan İzmir'e Kentin Gündemi programında bugün iki konuğum var. İkisinin ortak özelliği, ikisi de hemşire. Evet, ilk konuğum Ebru Melek. Kendisi Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Teşekkürler, hoş buldum. İkinci konuğum Günseli Uğur. Kendisi SES 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi İş Yeri Temsilcisi. İlk konuğuma dönmek istiyorum öncelikle. Hemşireler Derneği Şube Başkanımız Ebru Melek. Ebru Hanım, aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hemşiresiniz. İkinci konum da aynı konumda. İlk sorumu size sormak istiyorum. Ebru Hanım, 2020 yılının ilk aylarından bu yana ülkemizde ve dünyada pandemi yoğun bir şekilde yaşanıyor. Ben sizden özellikle şunu öğrenmek istiyorum. Bir hemşire olarak hastanenizde bu süreci nasıl yaşadınız, nelerle karşılaştınız ve süreçle ilgili bize bilgi verir misiniz? Teşekkürler. Ben bugün burada bir kurum çalışanı olarak değil, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube Başkanı olarak bulunuyorum ve tüm ülkedeki meslektaşlarımızın bize ilettiği sorunları burada paylaşma amacıyla buradayım. Çok teşekkürler bu fırsatı meslektaşlarımız adına verdiğiniz için. Sürecin başından beri en önemli meslektaşlarımızın problemi istihdam sorunu, hemşire sıkıntısıydı. Zaten uzun yıllardır tüm ülkemizde hemşire istihdam problemi vardı. Pandemiyle beraber bu sorun bir miktar daha derinleşti. Bu noktada hızlı bir şekilde atamaların yapılması hususunda beklentilerimizi biz dile getirdik. 16 bin kadar hemşire arkadaşımızın atanması çalışmaları yapıldı. Hala kurumlarda görevlerine yavaş yavaş başlıyorlar. Tabii onların eğitimleriyle ilgili, hızlı, nitelikli oryantasyon eğitimleriyle ilgili bir takım sorunlar dile geliyor. Pandemi sürecinde yoğun bakımlarda yeterince eğitilmeden alanlarda çalışmaya başlamasıyla ilgili problemler var. Bu süreçte en çok yaşanan sorunlardan birisi kişisel koruyucu ekipmanlara erişim ile ilgiliydi. Son aylarda kişisel koruyucu ekipmanların sayısından çok niteliği ile ilgili sorunlar bize gelmekte. Bunun yanı sıra meslektaşlarımızın çocuk bakım problemleri hala devam etmekte. Tabii bu sorunlara dile getirebileceğimiz en önemli mecra koronavirüs bilim kurulu ve il pandemi kurulları. Bizler sahadayız. Türkiye'de Türk Hemşireler Derneği'nin 17 ilde 18 şubesi ve her ilde temsilciliği var. Sahadaki bu sorunları ve tespit ettiğimiz sorunlara yönelik çözüm önerilerini Koronavirüs Bilim Kurulu ve İl Pandemi Kurullarında dile getirmek ve bu sorunların çözümü için çalışmak istiyoruz. Umuyoruz bu beklentimiz ve talebimiz karşılık bulur. Ebru Hanım, şu ana kadar Hemşireler Derneği olarak herhangi bir talebiniz olumlu olarak geri döndü mü? Türkiye Hemşireler Derneği 8 rapor hazırladı ve bu raporları tüm Türkiye'den, temsilciliklerden gelen onlarca, yüzlerce mail ve sorunla hazırladı. Bir anket düzenledi ve bilimsel verilerle de bu raporu destekledi. Ancak 8 raporumuza bugüne kadar bir yanıt alabilmiş değiliz. Çok teşekkür ederim. Hemen ikinci konuğuma döneceğim. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi SES İş Yeri Temsilcisi Günseli Uğur. Şimdi merhabalar. Ebru Hanım'dan süreci, özellikle pandemi sürecinde kurumsal olarak taleplerini dinledik. Size sorun biraz daha farklı olacak. Özellikle hastanenizde diğer örgütlü olan kurumlarla birlikte bir dizi eylemler gerçekleştirdiniz. Bu eylemlerin sonucunda özellikle yasaklarla karşılaştınız ve sürgünle karşılaştınız. Bize özellikle bu süreci anlatabilir misiniz? Eylemlilik sürecindeki bizim en büyük talebimiz ek ödeme adaletsizliğiyle hayırdı. Sağlık ekibi içinde yapılan ayrımcılıklara karşı Ebru Hanım'ın da söylediği çalışma koşullarının düzeltilmesi, artı ek ödeme değil, temel ücret, yıpranma payı talebi gibi en temel sağlık emekçilerinin sorunlarıydı aslında ki bu sorunlar pandemi sürecinde gerçekten en yüksek boyuta ulaşmıştı. Ve bu sorunlar gerçekten profesöründen temizlik işçisine, sağlık ekibinde yer alan her görevdeki sağlık çalışanı açısından aynı derecede önemli sorunlardı ki biz onları kapsayan bir örgütlülük oluşturabildik. Yani
10 sendika ve kurum olarak başladık. Dernek de odada vardı içinde. Sonra yetkili olan sendika çekildi ama sonraki süreçte Türkiye Müşteriler Derneği yer aldı. Yine 10 kurum örgüt olarak biz devam ettik. Ne oldu? Biz devam ederken baktılar durmuyoruz. Eylem yasakları başladı ve evet. Bu eylem yasağı çok spesifik bir şekilde hastane bahçelerinde yasaklandı. Sağlık kurumlarının bahçelerinde eylemler yapılması yasaklandı. Yani neredeyse 9 Eylül'ün bahçesinde eylem yapmak yasak diyecekler o kadar ki spesifik bir şekilde. Sonrasında da biz sağlık emekçisiyiz, küre değiliz, kokartlarıyla çalışmaya başladık. İmzalar topladık. Yine milletvekilleri gündeme aldığı mecliste onlara imzalarımızı yolladık vesaire. Ve sonradan sarı zarflar gelmeye başladı. Soruşturmalar açıldı. Katıldığımız eylemlerle ilgili olarak çoğu haksız tabii ki, yersiz. Hepsi haksız. Çoğu haksız derken şunu da düşündüm. Çünkü eylemde olmayana da gitti, evinde izinli olana da gitti. İzinli olduğu halde eylemde olduğu için mesai saatinde yerinde yoktun diye gitti. Soruşturmalar böyle sadece gözdağı vermek amacıyla ortalığa saçılmış bir sürü sarı zarf. Derken en son pazartesi günü itibariyle ben Burca'da bir ASM'ye, 9 Eylül Hastanesi'ne bağlı görevlendirildiğimi öğrendim. Şimdi diyecekler tabii bu görevlendirme biz seni sürgün etmedik. Ama evet. Şu o kadar açık bir şey ki benim kendi çalıştığım birimde dahi hemşire eksik. En az 3 kişinin çalışması gereken yerde, 3 hemşirenin çalışması gereken yerde biz 2 kişi çalışıyoruz. 3. hemşire bulunamıyor ama hemşire yokluğundan bulunamıyor. Ama beni alıyorlar bir ASM'ye görevlendiriliyorlar. Orada hemşireye ihtiyaç var mı? Yani sanıyorum var. Her yerde var ama değil mi aslında? Her yerde var. Evet. Vardır, mutlaka vardır. Ama orada gönüllü olarak çalışmak isteyenler var. Adresine yakındır, hastası vardır, ulaşımı iyidir, nöbetten çıkmak istiyordur, sağlık aile sağlığı merkezinde çalışmak istiyordur. Çünkü şu bir gerçek, hemşireler açısından özellikle nöbette çalışanlarda bir hastaneden çıkıp da bir aile sağlığı merkezinde çalışmak ödüllendirilmektir. Evet. Daha rahat koşullarda çalışacaktır. Sizin ama böyle bir talebiniz. Böyle bir talebim yok. Evet. Dolayısıyla diğer koşullarla birlikte baktığınızda da kaç bin kişilik bir hastaneden 3-5 kişilik bir ASM'ye bir sendika temsilcisinin gönderilmesinin altında farklı nedenler olduğunu düşünüyoruz. Zaten sendika temsilcisinin kendi isteği dışında bulunduğu iş yerinden bir başka yere gönderilmesi de hukuken de yasal olarak da aykırı diye düşünüyorum. Aynen. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Kesinlikle öyle zaten. SES İzmir Şube hukuki yollar için yapılması gereken her şeyi yapacaktır. Beraber eylemlikler içinde olduğumuz örgütlerin de desteğiyle zaten şu anda bir kampanya yürütülüyor. Ve yasal olarak zaten döneceğim ben. Evet. Kendi görev yerime döneceğim. Biz de zaten öyle olacağını düşünüyoruz. Meslektaşınız hukuksuz bir şekilde bulunduğu yerden sürgün ediliyor. Hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Burada Türkiye Hemşireler Derneği'nin üyesidir Gülsel Hemşire Hanım. Bizim tüm meslektaşlarımıza hak arayışı içerisinde, hele ki bu arayışı yasal ve hukuki yollarla gerçekleştiren tüm meslektaşlarımızın bir mağduriyetleri varsa biz Türkiye Hemşireler Derneği olarak her zaman onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu noktada görevlendirme adı altında bir hak mücadelesi sonrasında böylesi bir görevlendirme Gülsel Hemşire Hanım'ın bir mağduriyetidir. Biz de bu süreçte haklarını arayan hem sağlık çalışanlarının hem de toplum sağlığı açısından bu arayışı, bu mücadeleyi sürdüren tüm meslektaşlarımızın Türkiye Hemşireler Derneği olarak yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii bir gönül isterdi ki bu süreçte meslektaşlarımız hak arayışı mücadelesiyle enerjilerini buna harcamasınlar. Enerjimizi biz halkımıza nasıl nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunabiliriz bunun için harcayalım. Tüm enerjimiz buna yoğunlaşsın. Ama tüm ülkemizde maalesef özellikle ek ödeme adaletsizlikleriyle beraber bir meslektaşlarımızda artmış mutsuzluk, umutsuzluk ve tükenmişlik duyguları ortada ve bununla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Umuyoruz yapıcı yollarla bu sorunlar çözüme kavuşur ve biz de
enerjimizi az önce dediğim gibi gerçekten yoğunlaşmamız gereken hastalarımıza, toplum sağlığına nasıl katkı sunabileceğimize yoğunlaştırabiliriz. Ebru Hanım, kısa bir sorum olacak. Mümkün olduğu kadar siz de kısa cevap verirseniz evet, çok sevinirim. Son dönemde özellikle tabii ki daha ikinci dalga açıklaması yapılmadı ama normale dönmüş aşamadan sonra yeni bir dalga beklentisinden sonra sağlık emekçilerinin özellikle doktorların içerisinde emekliye ayrılma ve istifalar söz konusu. Hemşirelerde bu var mı? Gözleminiz var mı bu konuyla ilgili? Kısıtlamalar da oldu, buna engeller de oldu. Hekim grubunda bu ayrılışları görüyoruz. Hemşire grubunda ise dile getirilen tükenmişlik ve böylesi bir niyet, işten ayrılma niyetlerinin arttığını söyleyebiliriz. Ama istatistiksel olarak hemşirelerde iş bırakmanın arttığını bugün size söyleyemem. Böylesi bir veri yok ama işten ayrılma niyeti, tükenmişlik, düşük motivasyon, meslektaşlarımızın birçok platformda bugün ısrarla dile getirdiği sorunlardan bir tanesi. Biz pandemiyle mücadelede inancımızı yitirdik maalesef demekteler. Çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak Günsel Hanım'a döneceğim. Günsel Hanım, tabii ki sendikal faaliyetin bir parçası, mücadelenin bir parçası. Hukuksuzlukla karşılaşıldığında buna hukuki ve fiili olarak cevap vermek olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sarı zarflardan bahsettiniz. Sizin dışınızdaki diğer sağlık emekçilerine de sarı zarflar gitmiş. Evet. Bu konuda özellikle sağlık emekçilerinin, sizin mesai arkadaşlarınızın tavrı ne oldu? Tavrı ne oldu? Aslında bu mücadeleyi ve dayanışmayı büyüten bir şey oldu. Evet. Gerçekten öyle. Yani hem o sarı zarflar, kendilerine yönelik olan soruşturma, savunma talepleri, gerekse şu an benim içinde bulunduğum duruma sahiplenmeleri bu dayanışmayı artırdı. Evet. Çok net bir şekilde. Ve taleplerimiz o kadar öz, o kadar haklı ve o kadar can alıcı ki şu anda. Çünkü pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin olduğu bir dönemde taleplerimizi dile getiriyoruz. Bu o kadar yok sayılmak ki bizler için. Yani hiçbir şey için değilse onurlu bir duruş için insanlar bu mücadeleye devam edecekler. Ben buna inanıyorum. Gülsel Hanım, biz de inanıyoruz. En kısa sürede size yönelik uygulanan bu hukuksuz durumun bir an önce son bulmasını bekliyoruz. Simirne'den İzmir'e Kentin Gündemi programı olarak da 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nüket Hotar'a sesleniyoruz. Hukuksuzluktan bir an önce dönün. Halkımızın sağlığa ve sağlık emekçilerine ihtiyacı olduğu bir dönemde bu konuda sizi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Simirne'den İzmir'e Kentin Gündemi'nde bir kere daha sağlık emekçilerini konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. İyi günler. We'll be right back.